Şimdi siyasetle devam edeceğiz. Konuklarımız var. Hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu, hukukçu Tarkan Erdal ve AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Osman Gökçek bizimle birlikte. Sayın Gökçek, sizinle başlayalım. AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Depremden ekonomiye, kadınlardan gençlere 23 ana başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatleri, müjdeleri, mesajları da tabii burada dikkat çekici. Şimdi 2023 beyannamesinin önceki beyannamelerden acaba siz farkı nedir, ne öne çıkıyor? Bununla başlayalım. İlk olarak değerlendirmenizi alayım. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Tabii AK Parti özellikle seçim beyannamesinde çok farklı şeyler ortaya koydu, vaatler ortaya koydu. Öncelikle tabii ki birinci hedeflerimizden bir tanesi depremle ilgili olarak yıkılan şehirleri tekrar imar etmek ve oralarda rahat bir nefes aldırmak istiyoruz. Bununla alakalı olarak da 319 bin konutu bir yıl içerisinde teslim edilecek ve diğerleri de geri kalan sürenin içerisinde teslim edilecek. Tabii ki buradaki depremzedeler hiç unutulmadı. Buradaki vatandaşlarımız unutulmadı. Aynı şekilde buraya destek vermeye devam edeceğiz. Tabii yine gençlere yönelik biliyorsunuz çok projeler var. Bunlardan birkaçını saymak istiyorum. Mesela gençler bu dönemin içerisinde bir gençlik kartı çıkartılacak. Bu kartla birlikte sinema, tiyatro, kültürel ve sanatsal etkinliklere ücretsiz olarak gidecekler ya da indirimli olarak gidecekler. Tabii bu vaatlerin hepsi gerçekten hayata geçirilebilecek vaatler. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bundan önceki seçimlerde de söylemiş olduğu vaatleri yerine getiren bir lider. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bu anlamda arasında çok ciddi farklılıklar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bir ücretsiz otobüs sözü verildi, tutulmadı. Bir traktör sözü verildi, biliyorsunuz çiftçilere verilecek ücretsiz diye, bu tutulmadı. Yine deprem bölgelerinde, özür diliyorum, sel bölgelerinde oralara cami yapılacağı, oralara ihtiyaçların karşılanacağı söylendi, yapılmadı. Biliyorsunuz ücretsiz elektrik vermeyle ilgili vaatleri var. Şu anda belediyeler kendilerinde. Ama bu belediyelerde bu vaatler yerine gelmedi. Şimdi yine AK Parti seçim beyannamesinde ücretsiz biliyorsunuz dikkat çeken vaatlerden bir tanesi de dijital Türk lirası. Biliyorsunuz yani bu anlamda da dijital Türk lirasını da şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah hayata geçirecek. Özellikle ev hanımlarına çok ciddi müjdeler var. Ev hanımlarına emeklilik güvencesi veriliyor biliyorsunuz. Bu çerçevede primlerinin 1/3'ünü ev hanımlarının devlet karşılayacak ve burada ev hanımlarımız da bu şekilde emeklilik güvencesiyle yan yana olacak. Yine emeklilik yaşı düşürülecek. Bu da çok önemli. Kadınlarımızda emeklilik yaşının düşürülmesi. Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda ve kadınlarda çocuk sayısına göre düşürülecek. Bu da kadınlara ciddi anlamda bir avantaj sağlamış olacak diye düşünüyorum. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik biliyorsunuz vaatler var. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere TOKİ biliyorsunuz projeler başlatacak ve bunlardan da yararlanabilme imkanına sahip olacaklar. Dünyanın 10 ekonomi arasına girebilme noktasında da yine AK Parti'nin hedefi aynı şekilde devam ediyor. Peki. Geçmiş yıllarda bir 2023 hedefi vardı. Şimdi bu 2023 hedefine o vaatler ışığında, doğrultusunda gelindi ve bunlar gerçekleşti. Şimdi yine yurt dışında biliyorsunuz geçmişte Türkiye'den yurt dışına gençler gidiyor, oraları geziyor, oranın kültürleriyle buluşuyor. İşte orada üniversiteleri okumak, eğitim haklarını almak için yurt dışına gitmeleri noktasında bir eksik vardı. Şimdi tam tersini bu Türkiye'ye gelecek. 10 binin üzerinde genci Türkiye'ye getirecekler. Hem burada eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında buraya gelecekler ve bu gençlerimiz inşallah Türkiye'ye gelmesini sağlayacağız. Biliyorsunuz yine aynı şekilde evet terör konusu biliyorsunuz terör konusundan en ufak bir taviz verilmiş durumda değil. Terör sınırlarımızdan temizlenene kadar biliyorsunuz bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Şimdi tam tersine HDP'nin biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile Millet İttifakı ile bir arada hareket eden HDP'nin aslında şöyle bir vaadi var. Ne diyor? Türkiye Suriye'den çekilecek, sınırlardan çekilecek, operasyonların durmasını istiyoruz diyor. Bunun tam karşılığı olarak da AK Parti seçim beyannamesinde terörle mücadeleyi, sınırdaki özellikle terörle mücadele noktasında hiç durmadan devam edeceğini söylüyor. Kısaca böyle. Peki.